Merhabalar, iyi günler, iyi geceler, iyi akşamlar herkese. Bugün sizinle bu podcast'te Silivri üzerine konuşacağım. Silivri'nin gelişimi üzerine konuşacağım. Daha doğrusu diyeyim. Şimdi pek çok kişinin aklına, belki bu podcast'i Türkiye dışından dinleyenler de olabilir, Türkiye içinden de dinleyenler olabilir, bilmem ne olabilir falan, Silivri denince aklınıza ilk gelen tabii ki hapishane. Maalesef. Gerçekten maalesef. İşte zaten benim konuşacağım konu da bu. Silivri nasıl o hale geldi? Silivri aslında neydi ve ne oldu? Silivri, İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan bir ilçe. İstanbul merkezden bağımsız bir ilçe. Hani son zamanlarda nüfus artışı var. 155 bindi galiba nüfusu en son gördüğümde. 155 bin bir nüfusu var Silivri merkezin. Tabii bu Silivri'nin köyleri var, beldeleri var, bilmem neleri var, şunları var, bunları var. Neyse. Bu Silivri bu kadar ünlü olmadan önce Silivri neydi? Silivri bir tatil beldesiydi. Ki hala da öyle. Hala da öyle. Silivri'nin pek çok köyünde, beldesinde, merkezinde, bilmem nerede oteller vardır. İnsanlar gelir tatil yaparlar. Hani mesela İstanbul'da yaşayıp Bodrum'a, misalen Bodrum'a, Çeşme'ye, bilmem nereye gitmeye gücü yetmeyen insanlar tatillerini Silivri'de ve Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde, Marmara Ereğlisi ilçesinde yaparlar. Bu Marmara Ereğlisi dediğimde Silivri'nin komşusudur. Marmara Ereğlisi Tekirdağ'a bağlıdır, Silivri İstanbul'a bağlıdır. Hani milletin tatil yaptığı falan bir yerdir, denize girdiği falan filan. Böyle bir yerdir. Biraz daha arka kısımlarına gittiğin zaman ormanlık alanları vardır. Ama biraz daha denize yaklaştığın zaman düzlük arazidir. Bildiğin Trakya bitki örtüsü. Düz arazi. Yani düz arazi dediğim yine yükseltiler, engebeler vardır ama hep böyle çayır çimen şeklinde. Çayır çimen dediğimde buğday tarlası, kanola tarlası falan filan. Neyse, burada insanlar hayatlarını sürdürürler. Yaz olur. Yaz olunca az da olsa yabancı turist ve çoğunlukla yerli turist gelir, burada denize girerler. Burası zaten hep böyle bir yerdi. Hala böyle bir yer. Ama işin üzücü yanı şu. Böyle bir yerin soğuklu, Silivri soğuktur derler ya. Silivri neden bu hale geldi? Gerçekten üzücü. Hani İstanbullu birisi olarak, tamam, Silivri'ye çok uzak bir yerdeyim, İstanbul iline bağlı bir yerde düşündüğün zaman. Ama Silivri'ye gittim mi? Gittim. Silivri'yi gördüm mü? Gördüm. O meşhur Silivri hapishanesini de gördüm mü? Onu da gördüm. Ama düşündüğün zaman o kadar da soğuk bir yer değil mesela, yazları en azından. Ama yazları bile soğuk bir hal haline geldi Silivri. İnsanların kafasında Silivri soğuk bir yer oldu. Bu üzücü. Gerçekten üzücü. Ha, bu Silivri yerine Türkiye'nin böyle ortasında bir yerde hiç kimsenin gelip gitmediği bir yer olsaydı yine üzücü olmaz mıydı? Yine üzücü olurdu. O zaman da mesela oradaki adam derdi ki, biz burada kendi halimize takılıyorduk.
Bozkır'da gidiyorduk, geliyorduk. Burası bir anda ünlü oldu. Ama böyle ünlü olması ne kadar güzel derdi diye düşünüyorum. Silivri için de aynı şey geçerli. Yazık günah abi. Yazık günah. Millet oraya denize girmeye geliyor. Tatile giriyor. Orası bir turizm cennetine çevrilebilir aslında. Doğal güzellikler açısından çok mu üstün? Hayır. İstanbul il sınırına bağlı çok daha doğal güzellikleri olan yerler var. Ha ama Silivri deniz turizmi açısından geliştirilebilir. Ama geliştirilmedi. Silivri daha çok soğuk Silivri oldu. Ya bu üzücü işte. Tamam demiyorum ki kimse herkes ortalıkta dolaşsın, kimse hapse girmesin. Ama Silivri soğuktur şimdi adlı bir deyim Silivri'yi lekeledi. Bence lekeledi. Çok da kötü bir memleket değil bence. Ama insanların kaçtığı bir yer oldu Silivri. Ya ben mesela atıyorum tatile gidecek olsam, tamam ben yine şey açısından tatil açısından hani keyfim şu anlamda yerinde. Ben zaten hani İstanbul'un hani tatil bölgesi denilebilecek bir yerdeyim zaten. Hani benim için pek bir sıkıntı yok. Hani ben kalkayım da tatile Silivri'ye gideyim falan gibi bir derdim olmaz. Hatta benim buradan Bodrum'a gitmek gibi bir derdim de yok. Benim gayet keyfim yerinde. Ama İstanbul içinde olan insanlara baktığın zaman yazık abi bu insanlar hani Silivri'ye tatile gidiyorlardı zamanında. Şimdi Silivri'den korkuyorlar, irite oluyorlar. Silivri lafı insana huzursuzluk veriyor. Gerçekten huzursuzluk veriyor. Şu an ben bu podcast'i yaparken bile huzursuzum mesela. Silivri üzerine podcast yapıyorum. Ya düşün Çekmeköy üzerine podcast yapıyorum gibi bir şey aslında düşündüğün zaman. Çekmeköy üzerine podcast yapmak ne kadar huzursuzluk vermeyecekse Silivri'nin de o kadar huzursuzluk vermemesi lazım. Ama Silivri huzursuzluk veriyor. Bu gerçekten çok üzücü.